Eskişehir.net'ten herkese iyi akşamlar. 27 Temmuz günlerden Çarşamba. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir'de kapıları yoklayıp güvenlik kameralarına zarar veren şahısların rahatlığı pes dedirtti. Güvenlik kamerası kırılan Murat Özbek, "Ben bile kendi evimde bu kadar rahat davranmıyorum," dedi. Tepebaşı ilçesi Muhterem Sokak'ta geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Murat Özbek isimli vatandaş bir sabah ses üzerine uyandı ve penceresinden dışarı baktı. Güvenlik kamerasının kırık olduğunu fark eden Özbek, kameranın son kayda aldığı görüntüleri izledi. Kayda alınan görüntülerde 3 şahsın park halindeki araçları yoklayarak evine doğru ilerlediğini, daha sonra ise güvenlik kamerasını kırdıklarını gördü. Diğer köşede bulunan kameranın kaydettiği görüntülerde ise bir şahsın garaj kapısını yokladığını, yine kamerayı fark edince açısını değiştirdiğini gördü. Bahçe kısmına bakan kameranın kayıtlarını da izleyen Özbek, "O kadar rahatlar ki ben bile kendi evimde bu kadar rahat davranmıyorum. Üç kişiler, biri yürüyor, diğerleri motorda. 2-3 günde bir gelip yokluyorlar. Sadece biz de değil, bu mahalle ve yan mahalledeki herkes durumdan şikayetçi," ifadelerini kullandı. Telefonda kendini polis olarak tanıtan ve evli çifti dolandırmaya çalışan, polis operasyonuyla suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce dolandırıcılık olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen MG, polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin cep telefonu üzerinden kendisini polis olarak tanıtıp Çankaya Mahallesi'nde ikamet eden CÇ ve NÇ isimli evli çiftin evde bulunan bileziklerini almaya geleceklerini ve banka hesabında bulunan 90 bin TL civarındaki parasını kendi hesaplarına havale ettirmeye çalıştıkları belirlendi. Durumu fark eden polis ekipleri çifte gerekli uyarıları yaparak mağdur olmalarını önledi. Zanlıyı takibe alan polis operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal'ın girişimleriyle aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sunan Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılında da yeni burs imkanlarıyla öğrencilerin yanında olmaya devam edecek. Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi başarı burslarında Anadolu Üstün Başarı Bursu, Anadolu Başarı Bursu, Anadolu Destek Bursu, Anadolu Sanata Destek, Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu ve Anadolu Spora Destek Bursu kategorilerinde öğrencilere burs imkanı sağlanıyor. Anadolu Üniversitesi başarı bursları, üniversiteye giriş sınavında sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanı sınav türlerinden alınan 2022 YKS yerleştirme puanı sıralaması ile Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı tarafından yapılan özel yetenek sınavları sıralamasına dayalı burslardır. Eğitimi Destekleme Vakfı tarafından verilen burslar karşılıksız olup 1 yıllık İngilizce hazırlık programı ile 4 yıllık lisans eğitimi süresini kapsar. Anadolu Üstün Başarı Bursu kazanan öğrencilere Anadolu Üniversitesi rezidansında 2 kişilik odalarda 9 ay boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, 9 ay boyunca üniversite yemekhanesinden 3 öğün ücretsiz yemek gibi burs olanakları sağlanıyor. Jandarma ekiplerince ormanlık alanlarda yapılan kontroller esnasında şüphe üzerine kontrol edilen bir araçta uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken şahıslara idari para cezası uygulandı. Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Odun Pazarına bağlı Gülpınar Kavacık mevki ormanlık alanında Çevre Koruma Timi tarafından park halinde şüpheli bir araç tespit edildi. Araç içerisinde biri kadın, iki şahsın şüpheli hareketlerde bulunması sebebiyle olay yerine çağrılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince narkotik köpeği tetik vasıtasıyla arama yapıldı. Aramalarda metamfetamin ve esrar gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken bir adet de tabanca bulundu. Araçta bulunan BC ve AK isimli şüphelilere ormanlık alanlara giriş yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 427 lira olmak üzere toplam 854 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden BC isimli erkek şahsın yapılan sorgusunda çocuğun cinsel istismarı suçundan arandığı tespit edilerek Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi. İnönü Belediyesi geleneksel hale getirdiği sünnet şölenini 30-31 Temmuz tarihleri arasında yapacağını duyurdu.
İnönü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sünnet Şöleni'nin bu yıl dördüncüsü düzenlenecek. 2014 yılından günümüze kadar ilçede yaklaşık 500 çocuğu sünnet ettiren İnönü Belediyesi bu yılda 41 çocuğu sünnet ettirecek. 30 Temmuz tarihinde çok sayıda protokolün, ilçe halkının ve sünnet ailelerinin katılımlarıyla Sünnet Şöleni'nin ilk etabı olan Kına Gecesi saat 20'de İnönü Belediyesi Kapalı Pazar yerinde gerçekleşecek. 2 gün boyunca eğlenceli aktivitelerin olacağı şölende isteyen herkesin katılabileceğini duyurulurken, büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olan İnönü Belediyesi, 4. geleneksel sünnet şöleni için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Söğüt-Uludere yolundaki çalışmalar yoğunlaştı. 25 Temmuz'da kısmen trafiğe kapatılan yolda ekipler aralıksız mesai yapıyor. Üst yapı için yol, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Aşağı Söğüt Ünü Mahallesi Söğüt-Uludere yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. İmar planına bağlı olarak şehir trafiğini rahatlatacak ve 3 gidiş, 3 dönüş şeklinde yapımı devam eden Söğüt-Uludere yolunda Ankara-Bursa Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Aktürk Sokak kesişiminde kadar olan bölüm 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatıldı. Toplamda 2400 metre uzunluğunda yapımı tamamlanacak yol ile Eskişehir kent içi ulaşımında ve güvenli ve konforlu yolculuğun yanı sıra trafikte önemli bir rahatlama yaşanacak. Vecihi Hürkuş ve Havacılık Müzesi Teknoloji Parkı içerisinde yer alan binaya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Eskişehir'in önemli simgelerinden biri olan ve ismi Eskişehirliler tarafından verilen Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı magandaların hedefi oldu. Tepebaşı Belediyesi'ne devri gerçekleşen parkın içerisine yer alan binanın camları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerinde kent halkının ödemiş vergileriyle hizmete dönüşen uygulamaların kendini bilmeyen kişilerce tarif edilmesine seyirci kalınamayacağı belirtildi. Yetkililer tarafından güvenlik güçlerine bilgi verilerek yasal süreç ise başlatıldı.